Herkese günaydın. Bugün Ankara'daki Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki ilk stajım olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Beni neler bekliyor, neler yapacağım hiçbir fikrim yok. Yani Rab'da neler yapmamız gerektiğini biliyorum ama bize ne kadar müsaade ederler bilmiyorum. Ev arkadaşımla birlikte yola çıkacağız birazdan. Evet, şimdi dışarı çıktık. Neredesin? Çok kötüyüm, çok çekiyorum. Arkadaşlar şu an saat 3'ü çeyrek geçiyor. İlk günüm güzel geçiyor. Birkaç derse girdim. Gözlem yapma fırsatı buldum. Size şimdi kurumumuzun mutfağını göstereyim. Burası mutfak. Ve gelişimsel değerlendirmesi yapılmış şekilde, raporlu şekilde geliyorlar. Ve kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra özel eğitime gitmesi için rapor çıkartılıyor. Şu an mezan çıkım öğle arasında yemek yemek için bir restoranda oturduk. Arkadaşlar ikinci günden herkese merhaba. Dün gerçekten çok yorgundum, o yüzden tam olarak videoyu tamamlayamadım. Çünkü 6'ya çeyrek kadar uyandım ve eve geldiğimde saat 5 gibi falandı. Sonrasında yemek yiyip uyudum. Bugün ikinci gündeyiz. Derslerimiz 9'da başlıyor. Bakalım bugün nasıl vakalarla karşılaşacağız. Sonrasında size detayları aktaracağım. Tamam. Doldurucu. Şu an otobüs bekliyorum ve geldi. Yine uyandım erkenden ve kuruma gidiyorum. Erken kalkmaktan gerçekten nefret ediyorum. Yolum, yani saatlerce baktım, yollarda geçiyor. 9'dan önce normalde kurumda olmam gerekiyor. Şu an saat 9.02 geçiyor. Bir 5 dakikaya gelmiş olurum diye düşünüyorum. Ay, sabah sabah trafik gerçekten hiç çekilmiyor. O kadar zorlanıyorum ki. Uyuyamıyorum ya. Günlerdir uyuyamıyorum. Derslerdir, stajdır. Şöyle bir hot drink çekmek istiyorum artık. Bir staj gününün daha sonuna geldik. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Bir 5 dakikaya gelecek. Gideceğimiz yere daha var. Kızlar arkadan geliyor şu an. Arkadaşlar bugün ev arkadaşım Seda ile birlikte MTA Anaokulu'nda staj yapmaya başladık. İlk günümüz. Ne düşünüyorsun Seda, nasıl geçiyor ben senin için? Keyifli geçeceğini düşünüyorum. Evet. İlk çocuklar başta... çok tatlı. Evet, kesinlikle. İlk başta 3-4 yaş grubuna geldiğimiz için biraz açıkçası endişe duyduk. Çünkü daha zapt etmesi zor yaş grubu olduğundan dolayı. Ama uyku saatlerinin olması gerçekten çok güzel. Şu an hepsi uyuyor. Bizde MTA'nın bir müzesi varmış. Orayı gezmeye gidiyoruz. Evet. 3 öğün yemek yiyoruz, en güzel kısmı. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ara atıştırmalıklar falan oluyor. Çevreyi göstereyim size. Etraf ormanlık. Çok güzel. Burası geçen haberlerde çıkan ve patlama olan MTA. Yılcım acaba? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
yanında olabilir mi? Amacıyla da yapılmış. Şurada çok tatlı bir kirpimiz var. Doğancılı bölgesindeki hayvanlar, binekli kokarcalar, tarla sincabı, korsu, bozayı hepsi burada mevcut. Buraya dair alanlar da çift toynaklılar olarak geçiyor. Kız kızıl geyik, kıvırcık koyu, çengel boncuğu dağ keçisi, Ankara keçisi, yaban domuzu, Avrupa karıcısı hepsi yer alıyor. Bunlar kangal, evet. Ha, şu bak, tam olarak kocaman şu bizim Malatya bölgesinde var. Şunlar gerçekleri de var ya, Sivas kangalları çok korkunç. Domuz var bak arkada. Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Yorgun olduğumuz için gezemedik. Maşa sağ olsun bizi artık geceleri pek uyutmuyor, yaşmama istediği için erkenden uyandırmaya çalışıyor. Ona da bir eğitim süreci ve ona da bir eğitim vereceğiz. Evet. Eğitim alındı. Bundan sonra yaşmamasını gece vermeyi düşünüyoruz. Bir de bu şekilde deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. MTA'nın okulunda neler yapacağımızdan bahsedeyim. Öncelikle çocukları gözlemliyoruz, öğretmenleri gözlemliyoruz, ortamı gözlemliyoruz, imkanları gözlemliyoruz. Onun dışında ilerleyen zamanlarda onlara bir etkinlik hazırlayacağız. Bu etkinlik bizim tercihimize bağlı, ancak hocalarımızın onayından geçmesi gerekiyor. En sonunda da bize bir genel değerlendirme yapacaklar. Onun dışında yapmamız gereken pek de bir şey yok. Bir dakika, kapı. Buradan giriyoruz ve MTA kreşine geldik. Şu an bazı çocuklar güneş açtığı için hava da yumuşak, dışarı çıkmışlar. Tuvaletlerine geldik. İlk günümüzü kazasız belasız tamamladık. Beklediğimden daha iyi geçti benim. Evet, benim de gayet güzeldi. Fena değildi. İlk başta küçük yaş grubu olduğu için endişe duyduk, biraz ne yapacağız falan diye. Çünkü onları oyalaması ya da işte tuvalet eğitimi almamış çocuklar oluyor. Bazen
bazı kurumlarla ilgilenmenizi isteyebiliyorlar. Onun endişesini taşıyarak geldik. Ancak hiç öyle beklediğimiz gibi olmadı. Allah'tan herkes tuvalet bağımsızlığını kazanmıştı. Ve en güzel yanı da uyku saatinde uyuduk gerçekten. Bir buçuk saat uyumuşuzdur. Çok iyi geldi. Gerçekten yani bayağı iyi geldi. Ama uyandıktan sonra ben çok sersem gibi oldum. Benim arasım çok ağrıyor. Gidelim de bir daha uyuyalım. Evet. Evet, bugünü burada kapatıyorum. Yarın tekrar Meyta Kreşi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizim... Burası benim yaş grubumun sınıfı. Şu an öğrenciler uyku saati olduğu için uyku odasına gittiler. Burası böyle ayrı bir sınıf. Burası çocukların uyku odası. Şu an sol tarafımda kalan odadalar. Çocuklar olduğu için orada çekim yapamayacağım. Sadece bu şekilde olduğunu görmüş olun. Bugün karamelli kraliçe var ara öğün olarak. Bugün stajımızın ikinci günüydü. Gerçekten kahvaltı yapıyoruz, öğle yemeği yiyoruz. Üstüne bir de bugün çorba içtik. Şimdi kahvaltı. Aynen. Güzeldi. En güzel kısmı da çocuklarla birlikte uyku vaktinde 3 saat uyuyoruz. Yani gerçekten hayatımda görüp görebileceğim en güzel staj yeri. Evet, ye iç yat, oyun oyna. Muhteşem bir şey. Gözlemlememiz için bizden çocuk seçmemizi istediler. Birkaç tane çocuk seçtik gözlemlemek için. Onlara yönelik gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulamaya çalışacağız. Genel bir gözlem de istediler. Motor kas gelişimine yönelik. İşte bilişsel gelişim, evet. Dil gelişimi. Ancak çocukları o kadar gözlemleme şansımız olmadı. Çünkü bugün ikinci günümüz ve ikinci günde 5 tane çocuğun hepsini de gözlemleyemem. Yani bana 5 çocuk düştü, Seda'ya 5 çocuk düştü. Evet, çok oldu. Ve yani birçok gelişim alanlarını gözlemlememiz gerekiyordu. Biraz eksik olacak bence bilgiler. Kesinlikle. Ama yine çok güzeldi. Uykumuzu aldık, karnımızı doyurduk. Gidiyoruz evimize. Şimdi eve gidiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kurumumuzda Bubble Show denilen bir show varmış. Onun için şimdi dışarı çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir showmuş. Heyecanla bekliyoruz. Çocuklarla tren olduk.
adamıydı. Tamam, adam ileride gelsin. Al. Hangi renk istiyorsun? Ben de. Söyledim sana. İki kişi gelecek sadece. Tamam, şimdi biriniz bu yeşil yoldan gidecek, biriniz pembe yoldan. Ben pembe yoldan. Sıranı bekle de görecek. Tamam, başlayayım. Selim çekilir misin? Hadi yine ata git sen de. Ben de yeşil yoldan. Oraya ilk gelen atışını ilk yapacak. Bekle ata. Böyle öyle değil İlayda. Çemberin içinden atışını yapacaksın. Topunu geri al. Ada tekrar dene. Olmadı, tekrar dene. Senin sıra sende değil, oraya gelir misin? Gel sıra sende değil. Ve sırayı orada oluyoruz, tamam mı? İlayda çemberin içinden, çemberden çıkarak atış yapmak. Çemberin içine atış yapmak. Gel tekrar dene. Gel buraya. Önce ada at, sonra sen. Ay, bir gün daha sonuna geldik. Bugün Triliçe vardı. Bugün en güzel kısmı olabilir. Bir de şey neydi? Bubble Show. Ona bayıldım. Gerçekten bayıldım. Keşke her hafta olsa. MTA'daki bugünkü yemeğimiz. Seda gösterir misin? Evet. İçi dolgulu. Harika. Süper. Bugün MTA'daki son stajımıza gidiyoruz. Evet. Nasıl geçti Seda senin için? Güzeldi. Yani fena değildi. Özleyeceğim çocukları, alıştım. Bu şekilde. Evet, gerçekten bazı çocuklarla çok farklı bağlar kurduk. Ayrılmak benim için de çok zor olacak. Genel olarak nasıl geçti dersen, gün içerisinde çocuklarla etkinlikler yaparak, onları oyalayarak vakit geçirdik. Zaten 3 saatlik bir uyku saatleri oluyor. Bu yüzden bizi çok zorlamadı. Erken kalkmak ve işte yolun uzunluğu zorluyor her zamanki gibi. Bugün değerlendirme puanlarımızı ve devam çizelgelerimizi teslim edeceğiz. Ardından 3. rotasyon için aile sağlık merkezlerine gideceğiz. Öğretmenimiz Öğretmenler Günü hediyesi. Evet. Sınıfına girdiğimiz Anıl Fırkman gerçekten çok tatlı, çok enerjik bir kadın. Biz de ona şöyle küçük bir jest yapmak istedik. Evet. Umarım beğenir. Ateş kaktüsü diye geçiyormuş çiçeğimiz. Bakalım nasılmış. Aldık şimdi metroya gideceğiz arkadaşlar. MTA en çok staj yapmayı sevdiğim yerlerden bir tanesi oldu, bu zamana kadar gittiğim yerlerden. Çünkü ortamı gerçekten çok güzel. Resmen bir doğanın içerisinde iş yerinizin olduğunu düşünün. Kuş sesleri, çeşit ağaçlar, çiçekler. Yani burada olmak gerçekten insanı çok iyi hissettiriyor. Bakalım öğretmenimiz ne kadar şaşıracak. Tabii ki bunu sizlerle paylaşamayacağım ama olsun. Arkadaşlar, bugün MTA'daki stajımızın son günüydü. Kreş her ne kadar yorucu olsa da çocuklarla birlikte vakit geçirmek keyif veriyor. Ama bunu ben bir meslek olarak yapmayı düşünmüyorum. Zaten bu stajların amacı da az çok neye eğilimimiz var, nerelerde daha çok mutlu oluruz onu anlamak. Yanımda tabii ki yol arkadaşım. Her zamanki gibi. Güzeldi, üzünlüyüm biraz. Çocukları özleyeceğim. Gerçekten öyle. Yani çünkü çok küçük yaş grubu ve bağ kuruyorsunuz onlarla. Onlar da zaten size direkt bir abla, anne gibi görüp yaklaşıyorlar. Dibimizden ayrılmayan çocuklar vardı. Onlarla ayrılmak gerçekten zor oldu. Onun dışında ekleyebileceğim şeylerden bir tanesi, öğretmenimiz açısından çok şanslıydık. Gerçekten çocukları çok seven, mesleğini çok seven, güler yüzlü, enerjisi yüksek bir öğretmenimiz vardı. Yani bizde iz bıraktı, bize çok yardımcı oldu, çok yol göstericilik yaptı. Uyku saatlerinde horul horul uyuduk. Kendisine buradan sevgiler ve saygılar iletiyorum. Evet. Eğer olur da bu videoya denk gelirse buradan söylemek istiyorum. Dürdane Hocam, sizi çok sevdik. İyi ki varsınız. Helal edin. İyi ki bu meslekte varsınız. Çünkü evet, gerçekten bizim alanımızın böyle iyi
işini seven donanımlı öğretmenlere ihtiyacı var. Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Artık daha fazla bir şey söylemeyiz. Ağlayacağım falan diye. Kapat artık. Yani evet, artık Aile Sağlık Merkezi'nde görüşmek üzere. Takipte kalın.